Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 15 Şubat Perşembe. Tabii dolar 21'i görünce bir şok oldunuz. Bu aralar bu işin çok fazla geyiği var. İşte ünlü bir ekonomist demiş ki efendim doları 21 liraya indirecekler falan. Şimdi normal şartlarda bayan izleyicilerimiz olmasaydı bir işaretle veya bir uzvumuzla bunu ispatlayabilirdik. Dolar 21 liraya inecek. Güzel, iyiymiş. Ya biliyorsunuz şimdi ünlü ekonomist öyle dedi. Bu böyle söyledi, bu şöyle söyledi. Arkadaşlar, dolar TL'nin 21 liraya inmesi demek bu ülkenin batması demek. Yani nasıl doların 60 liraya çıkması çok büyük bir sıkıntıysa doların 21 liraya düşmesi de aynı derecede bir sıkıntı. Dolayısıyla bu geyiği bir geçelim. Ama ne yazık ki yaklaşık 2 aydır 3 aydır uyumaya devam ediyorsunuz. Ve uyumaya devam ettiğiniz sürece de ne yazık ki sıkıntı çekeceksiniz. 10 Şubat'taki seminerde özellikle insanlara hep şunu anlattık İstanbul'da. Bu arada arkadaşlar çok yoğun bir talep geldi. Ankara ve İzmir'i de planlıyoruz. Bilginiz olsun. Ankara ve İzmir'e de geleceğiz. Burada insanlara şunu söyledik. Arkadaşlar şu anda insanlar para kazanmayı ayrı bir dert. Para biriktirmek ayrı bir dert. Biriktirdiğim paranın değerini korumak ayrı bir dert. Biriktirdiğim paraya para katabilmek çok ayrı bir dert. Herkes farkındaysanız şu anda şunun peşinde. Ya hocam enflasyona karşı paramı koruyayım yeter, fazlasını istemiyorum. Ama son 2 yıldır hep şunu gördük değil mi? Dolarda, farkında değilsiniz ama altında ve faizde duran herkes enflasyona karşı alım gücü olarak nereden baksanız %30, %40 ezildi. Ve bu süreçte son 3 aydan beri hep şunu söyledik. Dedik ki arkadaşlar seçimlere kadar dolar gene tutulacak. Bakın bugün bir ekonomist diyor ki, bir tanesi ikisi konuşuyor, bir tanesi diyor ki bravo diyor işte bilmem ne beyefendi 31 lirayı görecek dediniz bugün gördü. Ulan neyi gördü? 30.75'ti, 31 oldu, akşam geri 30.75 oldu. Ne oldu? Dolar TL 29 liraydı 2-3 ay önce, bugün 31 lira. Yani ne 3 ayı ya? 6 aydan beri neredeyse %4, %5 çıkan bir dolar kuru var arkadaşlar. Neden bahsediyoruz? Veya hala daha işte dolar 50 olacak, dolar 60 olacak. Ne oldu abi? Ne oluyor? Bla 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 bla. Sonuç elinde dolar ve altın tutan ne yazık ki bir şeyi tutuyor. Ama kendini ufkunu açan, yeni dünyaya adapte olan artık bir entelektüellik olan bir finansal okuryazarlık artık bir zaruri olan ve bunu anlayan insanlar kendilerini donatarak artık işte borsada, Bitcoin'de, Tefas'taki fonları ne zaman alacağı, ne zaman kendini geliştiriyor. Ve diğerleri abi işte ben dolarım var, altınım var, bekliyorum. Beklemeye devam edeceksiniz. Evet, seçimlerden sonra bir devalüasyon olacak mı? Olacak. Bakın gene aynı şeyi söylüyorum. Seçimlerden sonra da böyle 60 lirayı falan beklemeyin. Yani geleceği noktalar 36-40 lira max bölgeler. Oralarda gene tutulacak. Siz gene dolarda durduğunuz sürece önümüzdeki dönem gene ezileceksiniz. Son 1,5 ay 2 ay boyunca videolarda hep şunu anlattım. Yani olayı anlattım. Ve dedim ki bakın bu işi öğrenin. Öğrenmek isteyen herkese de yardımcı olacağım. Lütfen bana. Birçok kişi şu yorumları yaptı. Ya işte aynı şeyleri söylüyorsun. İşte eğitim, insanlara eğitim anlatıyorsun. Peki aradan 3 ay geçti. Değişen ne oldu Türkiye'de? Dolar değişti mi? Mesela sana her gün dolar 50 lira olacak diye video çekiyorlar ya mesela. Dolar 50 lira oldu mu? Yoksa acaba son 2 aydan beri insanlara arkadaşlar bakın dolar, altın bu devir bitti. Kendinizi geliştirin, öğrenin deyip bugün 2 ay önce eğitim alan insanların Allah razı olsun demesi mi daha önemli? Bakın insanlar bilmedikleri şeyden korkarlar. Yani ya borsa mı? Ama bilmiyorum abi. Bilmiyorsun ve korkuyorsun. Çünkü kafanda hep kötü örnekler var. Doğru evet. Sen borsayı emek vermeden, hayatta hiçbir işi öğrenmeden yaptığınız sürece şans eseri kazanırsınız. Şans eseri kazandığınız para da aynen gerisin geriye gider. Bir işi emek vererek, öğrenerek kazanırsınız. Bakın son 2 aydan beri bu yırttığımızda kendimizi en az 60-70 kişi eğitim aldı ve bugün hepsinin hayatı değişti. Niye hayatı değişti? Atıyorum çok acayip paralar mı kazandılar? Borsaya koydukları miktarlar şu anda çoğaldı falan ama şunu gördüler. Aa sadece altın ve dolar yokmuş. Aa bak bu işler bu kadar zor değil öğrenilebiliyormuş.
ve fırsatlar her zaman gelip gidiyormuş. Bakın daha geçen gün Bitcoin 37.500 dolara geldi. Bugün 52.000 dolar. Borsa son 2 aydan beri dolar bazında arkadaşlar %15, %20 kazandırdı. E peki ben son 2 aydır, 3 aydır bunları söyleyerek hani bana tepki veriyordunuz ya, ya Burak Hoca işte sen. Yok abi diyorum mesela, olan biten bir şey yok. Ne anlatacağım mesela? Ne anlatmamı bekliyorsun? Mesela adam mesela başlık atıyor. Mesela bugün dolar 50. Ertesi gün 60. Ertesi gün 50. Ertesi gün 60. Abi ekrana bakıyorsun 30-70. Sen bu adama demiyorsun ki ulan 3 aydan beri atıyorsun tutuyorsun. Bir halt olduğu yok. Bak bizi burada uyutuyorsun. Öbür tarafta sana doğru söyleyeyim. Sana bir şey öğretmeye, senin vizyonunu açmaya çalışan adama da efendim aynı şeyleri. Çünkü aynı şeyler oluyor. Bak bakalım şimdi. Mesela altın. Altında acaba siz para mı kazanıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bakın. Dünyada altın fiyatları arkadaşlar 2020'de 2070 doları gördü. Bugün 2024, 4 sene geçti. Altın ons bazında arkadaşlar aynı yerde. Burada biliyorsunuz 2022'de bir 1600 dolara kadar düştü %20 dolar bazında. Sonra Türkiye'de altın niçin gidiyor? Türkiye'de altın dolar gittiği için gidiyor. Dolar TL'ye bakalım. Bakın 2 aydan beri diyorum ki dolardan hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar dolar 29 liradan 30-80'e doğru gelen bir kuru var. Neredeyse %5, %6. Peki neyi öğrenin diye kendimizi yırttık? Dedik ki borsayı öğrenin. Bakın son neredeyse 30 gündür hiç durmadan yükselen bir borsa. Peki dolar bazında kazancına bakıyorsunuz. Son bir aydan beri 250 dolardan 300 dolara gelmiş. %20. Bitcoin'e bakıyorsunuz mesela 37.500 dolara düşmüş, 52.000 dolar. Arkadaşlar fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor. Yeter ki siz şu böyle dolar altın, dolar altın faiz, dolar altın faiz, dolar altın faiz. Ne oldu? Hani ne olmuş? Bir şey olmuş mu mesela? Ama bak diğer taraflarda neler olmuş? Şunu yapamazsın. Bunu asla, bu doğru bir şey değil. Ulan işte atıyorum elimde 2 milyonum vardı. Ulan 2 milyonum bak dolarda altında duracağına borsada duraydı işte 2,5 milyonda. Hayır. Bütün paranı bir enstrümana, borsaya koyamazsın. Ama sepet yapabilirsin. Yani sadece dolar ve altından oluşan portföyünü yanına borsayı eklersin. İşte atıyorum %30'unu borsaya ayırırsın. En azından o %30'luk bölüm portföyünde %20 değer kazandığı zaman arkadaşlar hem sizin portföyünüze etkisi olur, artı psikolojik olarak sizi keyifli bir hale getirir. Yani güzel bir şekilde geçişler yaparsınız. Kendiniz de hisse alıp satmak zorunda değilsiniz. Tefas'ta bu işi çok iyi yapan fon yöneticisi kardeşlerimiz var. Onların fonlarını alır satarsınız. Ama ne zaman hangi fonu alıp satacaksın? İşte bunların kararını vermeniz lazım. Yaklaşık arkadaşlar 2 aydan beri hani kendimi yırtıyorum, bana kızıyorsunuz ya. Bakın beforethenews.com'a girip de buradan eğitimleri alıp yılan insanların bir görüşlerini bir okuyun. Trade Academy Pro'da her gün özel analiz alanlar, hafta sonları seminerlere katılanlar ve emek veren adamların son 2 ayda hayatlarında neler değiştiğini görün. Yani bir şeye emek verirsen oluyor, emek vermezsen hiçbir şey olmuyor. Ancak öyle oturur öyle beklersin. Diyorum ya, seçimlerden sonra çok mu şey değişecek? Evet, bir devalüasyon olacak, bunu herkes biliyor. Ama bu böyle senin beklediğin gibi gene 50-60 değil. Sen gene o 50-60'ı muhtemelen 2026-2020. Bir gün atıyorum 60 lira. Bu kur 60 lira olduğunda arkadaşlar muhtemelen memlekette taş üstünde taş kalmaz. İşiniz gücünüz de kalmaz. Bu saatten sonra kurun burada 30 liradan 60 liraya devalüe olması demek. Şöyle düşünün. Şurada son 2 yıldır dolar kuru %40-%50 artmasına izin verdiler. Enflasyon ne kadar arttı arkadaşlar? En az %200-%300 değil mi? Şimdi siz düşünebiliyor musunuz bu kurun bir anda birebir devalüe edildiğini, enflasyonun nasıl patlayacağını düşünebiliyor musunuz? İşte o zaman arkadaşlar hiçbir zaman geç değil. Siz kendinizi eğitmek isteyin, öğrenmek isteyin.
emin olun her şey oluyor. Yeter ki o bir ilk karar vermek çok önemli. Ya şimdi mesela insanlar beni arıyor. Herkesle birebir konuşuyorum siteye mesaj attığı zaman. Şimdi mesela bir tanesi var kafada 50 tane şey var. Çünkü niye biliyor musun? Çalışmak istemiyor. Ya diyorum sen yapma bu işi. Çünkü bak bir tanesi var arıyor. Hocam diyor ya ben de geçen videonuzu izledim. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz 2 yıldır 3 yıldır boşu boşuna bekliyoruz. Dünyada birçok şey oluyor ve ben bunun hep gerisinde kalıyorum. Ben öğrenmek istiyorum. Bak çağırt. İşte bu adam öğreniyor. Ama öbürü hocam zamanım yok da işte hocamın öyle mi yaparız da bunu be. Ya bir git ya. Ben seninle zaman geçiremem ki. Ben senin gibi 50 kişiyle konuşuyorum günde. Şimdi insanları görüyorum insanlar bir şaşırıyor falan. Burak hocam sen misin lan? Bir böyle bir zaten 2 dakika geçiyor. Sonra dinliyorum ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işin ne, gücün ne, risk aldın ne, ne biliyorsun, ne bilmiyorsun. Ne istediğini bilen adamla uğraşmak çok iyi. Çünkü adam ne istediğini biliyor. Bu döngüden bıkmış. Ama hala da kafada gel var git var. Arkadaşlar ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu diyardan gideceksiniz. Ya bekleyeceksiniz elinizde dolarla altında. Daha kaç sene daha beklersiniz bilmiyorum. Dolar yükselmeyecek mi? Yükselecek. Ama enflasyona karşı gene seni ezdirecek. Çünkü farkındaysanız yeni programda aslında hikaye hep şu. Doları tamam devalüe etmek ama reel olarak TL'yi güçlendirmek. Yani gene belki enflasyon hızı da artacak. Dolar gene daha yavaş artacak. Bu sefer sen gene kenardaki paranı koruyamayacaksın. Sen gene çoluğuna çocuğuna yatıracağın parayı koruyamayacaksın. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen zararın neresinden dönerseniz kârdır. Bu işleri ne kadar çabuk öğrenirseniz iyidir. Ha borsa düşmeyecek mi? Düşecek. İşte Bitcoin düşmeyecek mi? Düşecek. Dolar çıkacak, altın çıkacak, gümüş inecek çıkacak. Bir şeyler hep inecek çıkacak. Para hep hareket edecek. Sen o parayı ve trendi takip etmeyi öğrenirsen en azından 2-0-3-0 önde gideceksin hayatta. Ama sen o trendi bütün dünyaya kafanı kapatıp sadece benim dolarım var, altınım var. Aa altın işte dur fiziki alayım evde seveyim falan filan. Öyle seversin durursun. O yüzden arkadaşlar ne yazık ki işler böyle değil. Bana ulaşmak isteyenler beforethenews.com tarafında bize ulaşım bölümünde WhatsApp'tan ulaşabilir. Dediğim gibi eğitim alan insanların görüşlerini okuyabilirsiniz. Eğitim setlerini inceleyebilirsiniz. Bu işi arkadaşlar öğrenin ki 2024 yılında veya 25 yılında veya önümüzdeki dönemlerde önünüze gelecek fırsatlardan yararlanın.